Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yine sarı koltuk dedikoduları yapacağız. Antalya'ya her geldiğimde bana dediğiniz tek şey Başak, lütfen sarı koltukta video çek, sana sorular soralım ve ben de bu videoyu çok eğlenerek çekiyorum. Bugün özellikle dile getirmek istediğim bir konu var. O da şu: hakkımda çıkan haberler. İlla ki denk gelmişsinizdir ya da denk gelmemişsinizdir bilmiyorum ama bana sürekli İşte Başak bu haberi gördün mü? Başak şu iğrençliğe bir dur de. Başak bunu gördün mü? Bana sürekli bu şekilde uyarılarda bulunan arkadaşlarım, takipçilerim çok fazlaydı. Ben de hani prim vermemek için sesimi çıkarmıyordum ama şu son zamanlarda abarttıkları için artık buna müdahale etmem gerekiyordu. Instagram'da biliyorsunuz komedi, mizah, her türlü paylaşımları yapan sayfalar çok var. Gerçekten çok başarılı mizah sayfaları olsun, araştırma, bilgi, korku, anı, bir sürü çeşit sayfalar var ve gerçekten işlerini oldukça başarıyla yapan sayfalar var. Bunları ben bile severek takip ederken bir yandan da çok farklı amaçlarda kullanan sayfalar var. Bana ait olmayan bir görüntüyü ya da bana ait olmayan bir haberi olmuş gibi, yapılmış gibi, o kişi benmişim gibi haberini yapıp yayınlıyorlar. Yayınlamalarındaki tek amaç zaten prim. Prim olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şu şekilde ben size açıklayayım. Bu haberi paylaşıyorlar. Altına açıklama kısım diyorlar ki, haberin devamı ya da haberin görüntüleri ya da haberin videosu şu sayfada deyip sayfanın adını geçiriyorlar. Ve o sayfaya siz tıkladığınız zaman bakıyorsunuz ki sayfa gizli. O haberi görmek istiyorsunuz doğal olarak ve sayfayı takip ediyorsunuz. İşte bu şekilde takipçilerini artırmak için yalan yanlış haberler yapan Instagram sayfalarına dava açtım. Bu süreci de sizinle paylaşmak istememiştim aslında ama gerçekten şu son zamanlarda özellikle fazla olduğu için sizinle paylaşıyorum. Çünkü siz de çok fazla rahatsız olmaya başlamıştınız. Çok fazla son zamanlarda yaygınlaştı. O yüzden bu şekilde artık benim bir müdahalede bulunmam gerekiyordu. Ciddi anlamda herkes rahatsız olmaya başladı. Ben, ailem, arkadaşlarım, takipçilerim, sizler bile hani ciddi anlamda bana çok çok fazlasıyla mesajlar atıyordunuz. Benimle bu kadar çok uğraşılmasını anlayamıyorum. Ciddi anlamda anlamıyorum. Ben oturup video çeken, kendi hayatını, eğlencesini paylaşan, kimseye laf sokmayan, laf atmayan, hiçbir şey yapmayan, kendi hayatıma bakan bir insanken niye insanlar benimle bu kadar çok fazla uğraşıyor hiçbir şekilde anlamıyorum. Kendiliğinden bir gün her şey ortaya çıkacak. Buna çok çok inanıyorum. O yüzden ben bu konularda rahatım. Benim vicdanım çok rahat. Çıkan haberleri şu an videoda yayınlamayacağım ya da sayfaların isimleri kesinlikle vermeyeceğim. Çünkü böyle bir şeye gerek yok. Ve bu olay sadece benim başıma gelmiyor. Diğer başka YouTuber arkadaşlarımın da başına daha önceden geldi ya da hala yaşıyorlar. O arkadaşlarım da gerçekten sinirleniyorlar böyle olaylara ki zaten hiçbirimiz bu gibi olaylara prim vermemek için biz zaten bunları gündeme getirmiyoruz. Tepkilerini bir şekilde belli edenler de var, etmeyenler de var. Ben etmeyen taraftım ama dediğim gibi artık benden bu kadar. Bu süreci başlattım. Bakalım ne olacak deyip şimdi neyse fazla bir anda böyle can sıkıcı bir konuyla başladım ama şu an eğlenceli konulara geçebiliriz diye düşünüyorum. Geçebiliriz herhalde. Bir anda enerjinizi almamışımdır umarım. Benim enerjim hala var. Ben biliyorsunuz videolara enerjimi saklıyorum. Siz de beni izlemeye enerji saklayın lütfen. Şimdi direkt sorduğunuz diğer soruları buraya listeye yap. Kardeşlerim mesela büyüdükçe birbirinizden uzaklaştığını düşünüyor musunuz? Asla düşünmüyorum. Aksine büyüdükçe daha da yakınlaştık. Özellikle kardeşim Ramazan. 16 yaşında. Erkek kardeşim var. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Şu an böyle kardeşimle kendi arkadaş ortamıma gayet iyi sokabiliyorum. Gayet iyi eğlenebiliyoruz. Baş başa eğleniyoruz. Bir yerlere gidiyoruz, geziyoruz, takılıyoruz. Ama çocukken yanıma çocuk diye götürmüyordum kardeşimi. Biz her zaman birbirimize bağlı kardeşleriz. Yeni komşularından biraz bahseder misin? Yeni komşularım derken tanıdığım tek bir komşum var. O da zaten şeyde 200 katımda oturuyor. Başka bir başıma gelen şey. Şimdi bizim daha taşınma olayları yeni yeni devam ediyor ya. Evde normal oturuyorum. Karşı apartmandaki abla bana böyle yaptı. Camdan çıkıp. Sonra ben böyle kaldım. Ben de ona böyle yaptım. Sonra bir anda komşu olduk herhalde. Kim olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum ama bence tatlı bir şeydi. Böyle el salladı. Ben de ona el salladım. Herhalde bir gün tanışırız. Teyzecim, bu ablacım, teyzecim yaşını da bilmiyorum ki yorum yapayım ona göre. Eğer bu videomu izliyorsan lütfen bir gün kısır yap gel bana. Çaya gel. Neden İstanbul'da yaşamak istedin? Hedeflerimi zaten sizinle paylaştım. Kendim için yapmak istediğim birçok şey var. Ve bu ne yazık ki Antalya'da böyle bir imkan yok. Oyunculuk eğitimi almak istediğimi biliyorsunuz ama Antalya'da oyunculuk eğitimi veren
bir yer yok. Varsa bile benim için yetersiz. Yani ben bu işi yapacaksam, bu eğitimi alacaksam gerçekten en güzel yerde almayı tabii ki de isterim. Hem YouTube, hem oyunculuk, hem dil eğitimi, bu gibi şeyleri gerçekten Antalya'da yürütmek birazcık beni zorluyordu. Ama İstanbul'da daha kolay, gerçekten daha kolay. İmkanlar çok daha fazla, Antalya'da kısıtlı. Antalya'da mesela vlog çekeceğim. Ama nerede çekeceğim? Çünkü Antalya'da yapacak pek bir şey bulamıyordum. Ama İstanbul'a gittiğimde hiç öyle değil. Sadece kendi arkadaş ortamımı bile çektiğimde oldukça eğlenceli şeyler zaten çıkıyor. Ve gerçekten İstanbul'un bana daha iyi geleceğini, daha iyi şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için İstanbul'da yaşamayı seçtim. En çok ne tarz videolar çekerken eğleniyorsun diye sormuşsun. Şimdi ben buraya oturup çektiğim videolarda bile oldukça eğleniyorum. Çünkü sizinle bazı şeyleri daha iyi konuşabiliyorum. Dışarıda çektiğim vloglarda çok eğleniyorum. Oturup evde challenge çektiğim zaman çok eğleniyorum. Azar'la yaptığımız yemek videoları çekerken çok eğleniyorum. Hepsinin bende yeri farklı. Ya da ne bileyim şuraya oturacak of sarı koltuk çekeceğim ya demiyorum. Ya da neyse şey of yemek şimdi beni çok yorar. Oturayım bir sarı koltuk videosu çekeyim demiyorum ya. Öyle bir kafa yok. Her videoyu çekerken ben çok eğleniyorum. Zaten bunu ekranda izlediğinizde de gerçekten o enerjimi hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yurt dışına çıkıp orada video çekmek gibi fikirlerim var mı? Var. Fakat şu an birazcık dolarla euronun düşmesini bekliyorum. Düştükten sonra çıkacağım. Gerçekten çıkacağım. Birkaç seferdir böyle tam bir şey oluyor, çıkacakmış gibi oluyor. Ya her şey böyle oluyor gibi gözüküyor. Sonra pat. Bir engel çıkıyor. En basiti pasaportumun süresi bitmiş mesela. Sonra kalıyor her şey falan. Bunun gibi aksilikler yaşadım bir 2-3 defa. Ama çıktığım zaman bu sefer pasaportumun süresi 10 yıllık falan filan oraları geçerim. Neyse bunlar çok önemli ayrıntı değil ama çıkmayı düşünüyorum. Çıkacağım da sadece biraz buradaki işlerimi oturtturmak istiyorum aslında. Hani bu hem eğitim süresi falan filan. Biraz bunları oturttuktan sonra kışın. Kışın başka bir şey için çıkacağım. Onu sizinle daha sonra paylaşacağım. Zaten çıktığımda da bol bol vlog gelecek, videolar gelecek. O zaman daha çok eğleneceğiz. Instagram mesajlarına genelde bakıyor musun? Bunu kaç defa cevapladığımın haddi hesabı yok ama hala bana mesajlara bakmıyorsun ya da mesajlara cevap vermiyorsun. Evet, mesajlara cevap veremiyorum. Çünkü haksızlık olmasını istemiyorum. Ama bazı durumlarda cevap verdiklerim tabii ki de oluyor. Ama gerçekten bakın size yemin ederim ki her zaman gelen mesajları okuyorum. Yazdığınız uzun uzun o güzel tatlı tatlı mesajları okuyorum. Ya da küfürleri okuyorum. Okumak zorunda kalıyorum diyeyim en azından. Tabii ki onları okurken mutlu olmuyorum ama sonra hemen çıkıyorum bakıyorum başka mesajlar sonra o küfür diyorum diyorum yani o güzel mesajları gördükten sonra. Özellikle Instagram grupları var. Fan sayfalarının takipçilerimizin yaptıkları, kurdukları gruplar oluyor. Orada bir sürü dedikodular, onlar bunlar her şey dönüyor. Okuyorum ama girip de yorum yapmıyorum. Aa gerçekten öyle mi olmuş, böyle mi olmuş, o ne demiş, bu ne demiş falan. Öyle bir dünya yok. Yazmıyorum. Instagram'da zaten 1.3'üm ama şu an 1.4 olmama çok az kaldı. O yüzden lütfen beni Instagram'dan da takip etmiyorsanız aşağıdan ya da şurada şu an çıkan Instagram hesabımı takip etmeyi de unutmayın. Yeni ev turu ne zaman gelecek diye çok soruyorsunuz. Yeni ev turu gelecek ama birazcık zamanı var çünkü hala eksiklerimi tamamlamış değilim. O yüzden birazcık daha sabredin. Birazcık, çok az, çok az, çok az. Çok tatlı bir soru gelmiş ve bunu cevaplamak istiyorum. Sihirli annem mi? Selena mı? Nana mı? Size bir şey diyeyim mi? Hepsinin hastasıydım. O kadar çok sevmeme rağmen böyle yeni bölümleri çıktığında ya da genel olarak diyeyim ailem onları izlememe izin vermezdim. Böyle bir sıkıntı vardı. Çocukken hep bunu yaşıyordum. İstemiyorlardı izlememi. Kızıyorlardı. İşte çünkü sanırım ben biraz fazla inanıyordum onlara o zamanlar. Ailem de bu durumdan etkilenmeyeyim diye izin vermiyordu izlememe. Ya bu soruyu ne kadar çok sormuşsunuz. Niye sordunuz bu kadar buna takıldınız hiç? Hiç bilmiyorum valla. Su demiş Eda'm. Niye ayrımcılık? Niye birini seçme, bir seçenek? Niye yani? Arkadaşlar Şeyda da benim çok çok yakın arkadaşım. Sude de benim çok çok yakın arkadaşım. Üçümüz bir araya geldiğimizde de çok çok yakın arkadaş oluyoruz. Şeyda ile Sude de çok iyi arkadaş. Yani o yüzden lütfen hani birini seçecekmişim gibi bir zorunluluk yok. Ya da ne bileyim Sude ile ben daha çok eğleniyorum. Şeyda ile çok sıkılıyorum ya da Şeyda ile çok eğleniyorum. Öyle bir dünya yok. Hepsiyle çok eğleniyorum. Ciddi anlamda hepimiz bir araya geldiğimizde de çok eğleniyoruz. Yani o yüzden bu soruyu sormanıza gerek yok bence. Orkun Işıtma.
Kirli Çamaşırlar serisini samimi buluyor musun? Orkun'un bu konsepti gerçekten güzel ve eğlenceli ama şöyle bir sıkıntı var. Makinenin gerçek olup olmadığına inanmıyorum maalesef. Gerçekten buna inanmıyorum. İnanasım gelmiyor. Saçma geliyor ama belki de doğrudur. Samimi bulup bulmamak da şöyle değişiyor. Sorulara verilen cevaplar samimi mi desek daha doğru olur. Çünkü Orkun zaten samimi bir arkadaşım. Orkun'u tanıdığım için. Oraya gelen misafirler, konuklar onların işte samimiyetine birazcık böyle acaba samimi midir falan, doğruyu mu söylüyordur gibi bir algı oluşuyor bazı sorularda. Onun haricinde bence gayet eğlenceli bir konsept. Konsept sıkıntı yok yani. Kafalar Şeyda'ya bir kışkırtma yaptı. İzledin mi? İzlediysen ve sana da bir kışkırtma yapılırsa tepkin nasıl olur? Gerçekten o videoyu izlerken sadece makyaj malzemelerine üzüldüm. Şeyda, sana üzülmedim. Üzülemedim ama makyaj malzemelerine üzüldüm. Çünkü senin makyaj malzemelerini çok sevdiğini biliyorum. Onlarla aşk yaşadığını biliyorum. Ama kafalar bana kışkırtma yaparsa nasıl karşılarım hiç düşünmedim. Gerçekten sinirlenirim. Evet, sinirlenebilirim. Bilirim fazla, sinirlenirim net. Çünkü Şeyda'nın o görüntüleri aklıma geldi. Ben olsam ben de çok sinirlenirdim. Instagram'da 1,5 milyon takipçim vardı. Nasıl zamanla nasıl 1,3'e düştü? Ben hiçbir zaman 1,5 milyon olmadım. Daha 1,3'üm takipçim ama 1,4 olmak üzere. Yani hiç 1,5 milyon olmadım. Ne zaman oldum da düştüm acaba? Nerede gördün? Buluşma düzenleyecek misin? Buluşma düzenlemeyi tabii ki de çok isterim, sizinle tanışmayı, beraber bir arada olmayı. Fakat şu an yaz tatili döneminde olduğumuz için herkes çok farklı yerlerde mi diyeyim? Herkes tatilde, herkesin başka işleri güçleri olduğu için bence şu sıralar zamanı değil diye düşünüyorum. Ama tabii ki sonbaharda, kışa doğru falan bir şeyler düşünüyorum. Evet. Sarı koltuk dedikodularımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beni dinlerken ne demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum, öpüyorum. Hoşça kalın. Bye bye.